Depremde olan farkımızın böyle bir faaliyeti yapması konusunun ne kadar iyi takip ettiğini de göstermesi. Sayın Rektörümüz de konuyu her şeyiyle açıkladı. Fakat iki şeyi eksik bıraktı. Ben onları da tamamlayarak. Birincisi, Teknik Üniversitesi ve ODTÜ'nün karşılaştırmamızdaki temel nokta ODTÜ'nün Ankara'da olması. Ankara'da olması nedeniyle teşviklere daha yakın oluyor. Dolayısıyla ithal ediliyor. Onun için devlete yakın ve fırsatlara yakın oluyor. Ben üniversitede bunu da o zamandaki daha önce rektörlerine söylemiştim. Şimdi tekrar söyleyeyim. Ankara'da bir irtibat bürosu kurmamız gerekiyor. Bu irtibat bürosuyla teşvikleri iyi birebir takip etmemiz lazım. Ben bir tane olayı anlatarak şu anda Yalova Üniversitesi'nde olduğumuz için ağzımız hep Yalova'ya geçti. Ortak da kurulabilir. Kaynak projesini kurmuştuk biz. Kaynak projesini İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Departmanı olarak kurmuştuk. Almanya'yla da anlaşmaları yaptık. Bu devlet planlama teşkilatından teşviki alacak son kademeye geldi. Orada da ODTÜ'deki Alpay Erkan'ın hanımı orada. Dolayısıyla hemen akşam kocasına diyor ki ya Teknik Üniversite bu projeyi alıyor hemen. Hemen o proje o akşam değişti, ODTÜ'ye gitti. Ondan sonraki orada da hiçbir hocanın bunu uygulama imkanı olmadığı için Selahattin Hanım Hoca'ya yaptırdılar. Biz de dedik ya sen bizim projemizi onlara sattın, dolayısıyla niye yapıyorsun falan diye. O noktadan projelerimizi takip etmemiz lazım. İkincisi de marifet ittifata tabi, eğer biz başarılı şeyleri akademisyen yapmak istiyorsak akademisyenlerin ücret politikasını artırmamız lazım. Bu duygularda gösterdiği ilgi ve anlattığım için kendisine teşekkür ediyoruz. Vakfımıza gösterdiği ilgi için de tekrar teşekkür ediyoruz. Ve hocam, bir plaketi tutarsanız, hocam.